Merhabalar arkadaşlar, Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli Noel Baba'yı öreceğiz. Bu sefer amigurumi ipi kullanacağız arkadaşlar, kadife iple örmeyeceğiz. Kadife iple denemedim, yani boyutu oldukça büyük olacaktır. Elimde ter rengi olmadığı için şimdilik kadife iple örmeyeceğim. Böyle minik bir Noel babamız olacak. Biraz ayrıntıları çok. İlk yaptığımız zaman biraz yavaş ilerleyecektir. Eminim ikinci oyuncağı ördüğünüzde çok daha hızlı yapacaksınız. Şimdi bunu kenara alalım. Kullanacağımız malzemelere geçelim arkadaşlar. Öyle iplerimizi getirdim. Tabii ki kırmızı renk ip kullanacağız. Siyah ipimiz var. Şöyle açık renk bir ten rengi ip buldum arkadaşlar. Yani biraz daha koyu da yapabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirin. Beyaz ipimiz var. Kemer için de böyle bir sarı renk ipimiz var arkadaşlar. Göz olarak kilitli göz kullanacağım. Kenara koyalım. 8 milim kilitli göz kullanacağım arkadaşlar. Eğer elinizde yoksa iple de işleme yapabilirsiniz. Seçenek çok arkadaşlar örgüde. 2,5 milim tığ kullanacağım bu sefer. İplerimiz ince olduğu için makasımız var. Bir tane yer belirleyicisi. Etamine iğnelerim var. Dikiş için kullanacağız. İç dolgusu için yine boncuk elyaf kullanacağız arkadaşlar. Buraları düzenleyeyim. Hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, oyuncağımızın yapımına ayak kısmıyla başlıyoruz. Öncelikle siyah ipimizi aldık. Şimdi sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde sihirli halkamı kapattım. Amigurumi terimleri hakkında hala zorluk çeken arkadaşlarım ya da terimleri unutan arkadaşlarım varsa iki tane videom var arkadaşlar. Hem terimleri okuma hem de örülüşleri hakkında yardımcı olacağına inanıyorum. Şimdi 6 tane sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Biraz siyah ip de görmek zor oluyor arkadaşlar. Şimdi karşıdaki ilk ilmeğimin üzerine bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tamamladık. İpimizi iyice sıkalım. Şimdi ilmek belirleyicisi mutlaka kullanın arkadaşlar. Alanım çok küçük olduğu için son ilmeğin şöyle üzerine ekledim. İkinci sıramızda bütün ilmeklerimizin üzerine çift batacağız arkadaşlar. Toplam sıra sonunda bizim 12 tane sık iğnemiz olacak. Akşamları özellikle siyah iple örmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Görmesi çok zor oluyor ilmekleri. Bugün de hava çok yağmurlu ve karanlık bir gün. Neyse ki az bir kısmı öreceğimiz için çok sorun olmayacaktır. Şöyle yapalım. Artık son ilmeğimize takabiliriz. Biraz alanımız genişledi. Şimdi 3. sıradayız. Bu sıramızda artırma eksiltmemiz yok. Bir sıra 12 tane sık iğne öreceğiz. 2 3 4 Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir üste çıkmadan önce ip değişikliği yapıyoruz. Şimdi kırmızı ipimize geçiyoruz arkadaşlar.
Şöyle yapayım. Hatta bu son ilmeğimizi, son sık iğnemizi arkadaşlar, siyah ipimizi de kapatmıştık. Onu söküyoruz. Kapatmasını kırmızı iple yapalım. Şu an renk geçişi yapıyoruz. Bu sıramızda da arttırma eksiltmemiz yok. Fakat ilmeğimizin arka tarafından öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu net görmek için şurada sık iğnemizin üst kısmında ön ve arka kısmı var. İki tane parçası var üstün. Arkadaki parçadan öreceğiz. Buna blo deniyor amigurumide. Yani renk siyah olduğu için çok net gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi siyah ipimize artık ihtiyacımız yok. Şu kırmızı ipimizle siyah ipimizi bir bağlayalım. Sökülmesin. Artık öreceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada ilmek belirleyicisi koymuyorum. Zaten rengi değişti. Şu arka taraftaki ilmekten 12 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Ön taraftaki kısmı kalacak. Evet arkadaşlar, bu sıramızı tamamladık. Şu için alayım fazla ipleri. 5 ve 7. sıramızda arttırma eksiltmemiz yok. 12 tane sık iğne öreceğiz. Yani 3 sıra daha arkadaşlar. Kırmızı ipimizle örüyoruz. Ve artık bir ilmek belirleyicisi koyalım. Başlangıç noktamız. Evet arkadaşlar, ilk bacağımızı tamamladık. Şekilde. Şimdi bir tane daha yapacağım. Sonra birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Birleştirmesini yapalım. Bu bizim 8. sıramız olacak. 2 tane zincir çekiyorum. Sonra karşı taraftaki bacağımızı normalde örmemiz gereken sıradaki sık iğnemize batıyoruz. Bu ipimiz de örme sırasında ilerleteceğiz. Bu şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi bacağımızı sadece örüyoruz. Arttırmamız yok. İpimizi de araya sıkıştırdık. Bu şekilde biraz ilerleteceğiz.
Biraz da çekiyorum arkadaşlar. Orada bir boşluk kalmasın. Artık bu kadar yeterli. Bunu da içe koyalım. Şimdi arkadaşlar burada zincirimizin her iki gidiş ve gelişte üstünü öreceğiz. Şimdi zincirimize geldik. İki tane sık iğne bu taraftan yapacağım. İki sık iğne de diğer taraftan. Bu şekilde. Şimdi bunu tek seferli yapacağız arkadaşlar. Normalde bu bacağıma geçerken sıradaki sık iğnemi öreceğim. Ama şurada bayağı büyük bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Tek seferlik yapıyoruz bunu. Pardon. Şimdi örülmüş olan sık iğnemin dibine batıyorum. Örmem gereken sık iğneye batıyorum. Bu üçünü birden çekiyorum arkadaşlar. Bacak birleştirmesini de tavsiye ederim. Mutlaka burada bir büyük bir açıklık oluyor tek yönde. Şimdi burada bir sık iğne yapmış olduk yani toplamda. Devam ediyorum örmeye. Bu bacağımın da üstünü örüyorum. Şimdi zincirimin bu tarafını da öreceğim. İki tane sık iğne. Ve sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bu bizim 8. sıramız. Ve 8. sıramızda toplam bizim 28 tane sık iğnemiz oldu. 12 12 bacaklardan geldi. 4 de zincirimizden geldi arkadaşlar. Karşılıklı ördüğümüz için. Şu ilmek belirleyicisi aparat biraz zorluyor. Alanımız küçük olduğu için şöyle küçük bir parça ip kestim arkadaşlar. Bununla daha kolay öreceğimi düşünüyorum. Şimdi 9. ve 10. sıramızı arttırma eksiltmemiz yok. 2 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu bizim 9. sıramız. Sıramızı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi siyah rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şimdi ilkinde biraz daha bu arkadaki geçiş yana doğru kalmış. Tam ortalayalım. Bu şekilde siyah ipimize geçelim. Yani şuradan iki tane ilmek söktüm arkadaşlar. Geriye döndüm. İki ilmek söktüm. Şu siyahımızın birleştirmesi ortaya denk gelsin. Şimdi siyah ipimize geçelim. Yine geçişte birleştirmesini siyah ipimizle yapacağız. Şimdi hemen bu siyah ipimizi bağlayalım arkadaşlar. Belirleyicisini alalım. Şimdi kırmızı ipinizi koparmayın. Çünkü tekrar onunla devam edeceğiz.
Sadece siyah ipimiz şu an sökülmemesi için kırmızı ipimize bağladık. Bu sıramızda arkadaşlar, bu bizim 11. sıramız olacak. Yine bu sık iğnemizin, bu sefer kırmızı ip de daha net gözüküyor, İki parçası var. Yine arka taraftan öreceğiz bu sefer. Bu şekilde bir sıra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bunun nedeni de bu kıyafetinin aşağıya doğru sarkan etek kısmı var. Onu yapacağız ön taraftan. O yüzden şimdi arka taraftan bu şekilde sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramızın başına geldik. Bir sıra daha siyah iple öreceğiz. Bu sefer normal örüyoruz. Sık iğnemizin üzerinden arkadaşlar bu şekilde. Arttırma eksiltmemiz yok yine. 28 tane sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar, siyah ipimizde olan yerimizi ördük. Şimdi kırmızı ipimize geçiyoruz. Şimdi yine kapatma kısmını sökelim. Kırmızı ipimizle yapacağız bu kısmı. Bu şekilde sık iğnemizin kapatmasını bu sefer kırmızı ipimizle yaptık. Siyah ipimize artık ihtiyaç yok. Onu bir keselim. Yine kırmızı ipimize bağlayalım, sökülmesin arkadaşlar örgülerimiz. Şimdi sıkıca. Şimdi kırmızı ipimizle normal sık iğnelerimizin üzerine öreceğiz. Şimdi 13. sıradayız arkadaşlar. Eksiltmelere başlıyoruz. Her iki yandan bu şekilde. Yani sayarak yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle birleştirin. Her iki yandan birer kez eksiltme yapacağız bu sıramızda. Toplam bizim sıra sonunda 26 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi başlayalım örmeye. Bir ilmek buradan, bir ilmek yandan aldım. Üçünü birden birleştiriyorum arkadaşlar. Siyah ip olduğu için beni çok zorluyor. Normal eksiltme gibi yapmayacağım. Şimdi örüyoruz tekrar. Bir tane eksiltmemizi buradan yaptık. Diğer uca gidelim. Yine bu şekilde birleştiriyorum. İki tane sık iğnemin üzerinden ilmek geçirdim. Üçünü birden kapatıyorum. Tekrar başlangıç noktamıza gidelim. Şimdi bu sıramız tamamladık arkadaşlar. 14. sıradayız. Yine yanlardan birer eksiltme yapacağız. Ta ki 18 tane sık iğnemiz kalana kadar bu şekilde her sırada 2 tane eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu bizim 14. sıramız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Eksiltmemizi yapalım.
Tekrar eksiltme yapıyoruz. Sıramızın başına gidelim. Evet arkadaşlar, 15. sıradayız. Her iki yandan yine eksiltme yapıyorum. Sıra sonunda 22 tane sık iğnem kalacak. Artık ilmek belirleyicisi koymuyorum arkadaşlar, özel bir sayısı yok. Başlangıç noktam zaten şurada, renk geçişimiz biraz kademeli duruyor. Bu kısma gelince başlangıç olarak görüyorum. Yandan eksiltmemi yapıyorum. Diğer uca kadar örüyoruz. Oyuncağımızın yapımı kolay ama biraz teferruatı var arkadaşlar, minik bir oyuncak olduğu için. Bu şekilde yandan yine eksiltme yaptım. Altıncı sıradayız. Her iki yandan yine eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz kalacak. Örelim. Eksiltmemi yapıyorum. Artık böyle minik bedeni küçülmeye başladı. Yine kenarda eksiltmemizi yapalım arkadaşlar. Şimdi alanımız daha fazla küçülmeden içine elyaf dolduralım arkadaşlar. Bu bizim 16. sıramızdı. 17. sıraya başlamadan elyafımızı dolduralım. Çünkü bacaklarımız da küçük, doldurması zor olabilir. Daha öncesinde de doldurabilirsiniz elyafı. Ben biraz ördükten sonra doldurmayı tercih ettim. Evet arkadaşlar, şimdi 17. sıradayız. Yine yanlardan eksiltmemiz var. Toplam bu sırada bizim 18 tane sık iğnemiz kalacak. Bir eksiltme yaptık. Diğer uca gidiyorum. Lafımız biraz, bu kısmı az doldursam olurmuş. Örgümüzün içine katılıyor çünkü. Her iki yandan eksiltmemizi yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sayarak da kontrol ettim. Siz de öyle yapın. Eğer fazlalık varsa bu kısımda da bir kesme yapabilirsiniz. Şimdi bir sırada artırma eksiltmemiz yok. 18 tane sık iğne öreceğiz. Bu bizim 18. sıramız. Ve 18 tane sık iğne yapıyoruz. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sık iğnemize bu şekilde ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Çok fazla ip bırakmayın arkadaşlar. Baş kısmından ip bırakacağız. Gövde ile başı birleştirirken bu kısma elyaf dolduruyorum yine.
Evet arkadaşlar, şimdi etek kısmını yaparken boyun kısmı bize bakacak arkadaşlar. Bu şekilde örmeye başlayacağız. Arka tarafı çevirdik. Şu kademeli olan kısım arka tarafı oyuncağımızın. Bu kısmı çevirdik. Şimdi örgümüzün ön tarafı kalmıştı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız şu siyah ipimize geçiş yaptığımızda ön tarafları bırakmıştık. Buradan başlıyoruz örmeye. Şimdi ipimi geçirdim. Şöyle biraz daha çekelim. Buraya bir zincir atayım. Sonrasında şurayı bir bağlayalım. Bir kez de bağladım arkadaşlar. Toplam bu sıramızda bizim 28 tane sık iğnemiz vardı. 2 tane arttırma yapacağız arkadaşlar. Yani istediğiniz yerden yapabilirsiniz. 30 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi buraya zincir çektim. Aynı yere sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ben arttırmaları yine bu yan taraflardan yapmayı düşünüyorum. 2 tane arttırma yapacağım. Yeri de belli olmuş olacak. Şimdi bu çizgili yerleri belli arkadaşlar. Öreceğimiz yerler. Birer kez sık iğne örüyoruz. Bu şekilde. Yana geldim. Burada bir arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Buradan da bir kez arttırma yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi İlk battığım sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne örerek devam ediyorum. Spiral örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sıra daha, bu arttırma eksiltmemiz yok. Kırmızı ipimizi de örüyoruz. Ve sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırma yaparak bitirelim. Bu ipleri arkadaşlar örgümüzün içinde hep yok ediyoruz. Şimdi oyuncağımızın şu etek ucundaki kısmını yapacağım. Beyaz ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine arka taraftan başlayacağım. İlk başlangıç kısmıma battım. Bu şekilde ilmeğimi geçirdim. Beyaz ipim arkada kaldı. Şimdi son sık iğnem. Yan taraftan batıyorum örecek gibi ama örmüyorum arkadaşlar. İpimi geçiriyorum. Bu ilmeğimden geçirdim. Sık iğnemin normalde örmem gereken yerine batıyorum. İpi geçiriyorum. Bu ilmekten de direkt kaydırarak geçiriyorum. Örmüyorum arkadaşlar.
Bu şekilde etek ucumuzu yapıyoruz. Eğer bunu yapmakta zorlanırsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ya da son sırayı beyaz iple de örebilirsiniz arkadaşlar. Ama çok kolay bir yöntem. Bu şekilde zincir çekiyoruz aslında. Ama oyuncağımızın içinden geçiriyoruz. Tekrar. Artık sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi iğneme geçireyim bunu. Şu iki tane parçasından arkadaşlar şu alttan bu şekilde geçirdim. Tekrar batıp arkaya geçiyorum. Burada bir kopukluk olmasın. Bir de bir düğüm attım. Bunu da yine örgümüzün içine alıyoruz. Evet arkadaşlar, Noel babamızın bu bedenini tamamlamış olduk. Şimdi kollarına geçelim.